Merhabalar, iyi çalışmalar arkadaşlar. Şimdi geldik eğitimimizin 89. dersine. Bu dersimizde şu popüler lokasyonları şehirlerin ilan sayılarıyla beraber getirmeyi deneyeceğiz. Şimdi normalde Swagger'a baktığımız zaman bizim popüler lokasyonlarla ilgili şöyle bir verimiz vardı ve trade out execute ettiğimizde popüler lokasyonların ismini, görselini ve lokasyon ID'sini getiriyordu. Şimdi biz bu popüler lokasyonlar içerisinde trigger'a bağlı olarak Edit Top 200 Role kısmına geldim. Bir de neyi getiriyor olacağım? Property Count'unu getireceğim. Property Count değeri buraya gelecek. Şimdi Property Count'unun gelmesi için şöyle. Önce API tarafına geldim. API tarafında DTO'mu açtım. Buradan popüler lokasyonların DTO'sunu açıyorum. Şöyle Popular Location DTO. Burada Result'ıma geldim. Result'ın içerisinde Ctrl D yaptım. Integer türünde diyeceğim ki buranın ismi ne olacak? Property count olacak. Yani bu lokasyonda yer alan, şöyle property count diyelim. Bu lokasyonda yer alan toplam ilan ya da işte mülk sayısı. Şimdi bunu geldim kopyaladım. Bunu daha sonra update'te kullanacağız. Şöyle Ctrl V dedim. Pardon, şöyle Ctrl V dedim, yapıştırdım. Create'te de kullanacağım. Ctrl V diyorum, yapıştırdım. Ve get by ID'de kullanacağım. Ctrl V dedim, yapıştırdım. Şimdi bu kısımlar hazır hale geldi. Güzel. Ardından bunun UI'daki DTO'da da çağrılması gerekiyor. Şöyle UI'daki DTO'ya gidelim. Burada property değil, popular location DTO. Create'e geldim. Ctrl V dedim, yapıştırdım. Result'a yapıştırdım ve update'e de aynı şekilde yapıştırmış olduk. Güzel. Şimdi buralara yapıştırmak tek başına yeterli midir? Aslında yeterli gibi duruyor. Şöyle bir Ctrl F5 yapalım. Çünkü bir backend'de şey kısmı yoktu. Sanırım direkt select yıldız from dediğimiz için yıldız all ifadesiyle hepsini alıyor olacak. Şimdi tekrar deneyeyim. Şöyle popüler lokasyonlarda execute'a bastım. Execute dedikten sonra bakın property count'ları da geldi. Şimdi popüler lokasyonları biz bir de UI tarafında beraber görelim. Şöyle bunu nerede çekmişiz? Bir bakalım popüler lokasyonları. Default product list explore cities Component partial olabilir mi acaba? Burası olabilir gibi. Default product list. Explore cities component partial. Default product list. Explore cities component partial. Aynen, şehirleri keşfet. Popüler lokasyonlar. Sıfır ilan yerine diyeceğim ki item nokta property count'tan gelen değer. Tekrar Ctrl Shift W yapıyorum. Şimdi bizim orada bir iki tane şehrimizin sayısı farklıydı. Bakın mesela Roma'nın farklı, Sofya'nın farklı. Geldim şöyle aşağı doğru iniyorum ve burada Roma'da bir ilan, Sofya'da iki ilan olarak bizi karşıladı. Bunlar mesela üzerine tıklandığı zaman sadece o şehrin ilanlarını tıpkı filtrelemede olduğu gibi buralarda nasıl yaptıysak aynı şekilde getirilebilir. Güzel, bunu da yapmış olduk. Şimdi uygulamada şöyle admin tarafında hemen aşağı iniyorum şurada. Bakın referanslarımız diye bir alanımız var. Görüyor musunuz? 3 tane 4 tane referans var. Şimdi referanslar default sub feature component partial'dan geliyor. Peki biz bunu admin tarafında nasıl yapmışız? Beraber bir görelim. Önce controller'a gelin. Testimonial'ı burada yapmış mıyız? Yapmamışız. Sanki araya da, ama araya da estate agent var. Burada değildir. Şimdi buna bir bakalım. Default sub feature component partial nereden geliyor? View component'e geldim. Default'a geldim. Default içerisinde, hatta bir dakika, default değil. Admin layout'ta değil. Neredeydi? Home page'te. Default sub feature component partial. Default sub feature component partial burada. Ha, tamam. Bunu sanırım komple statik gibi duruyor. Çok emin değilim ama bir bakalım. Mesela Views tarafına geldim şöyle. Views'te Shared'a geldim. Shared'ın içerisinde default sub feature component partial. Yani şurası oluyor. Default'a geldim aynen. Tamamıyla burası. Bir dakika bir bakalım. Ama burada sanki veri de geliyor gibi. All in one place. Ama bu değil ki bizim dediğimiz, bir saniye. Ha, bu sub feature değil. Bir saniye, bir saniye. Bunun ismi başka olacak. Burası o zaman, ha, default our testimonial. Şimdi default our testimonial'a geldim. Bu buradan getiriyor. Tamam. Nereden gelmiş bu? Testimonial DTO'muz var bizim. Peki ben controller'da niye göremedim bunu? Testimonial tarafını. Biz testimonial'ı nerede yapmış olabiliriz? Şimdi
Huviyar'da var mıdır? Testimonial. Burada yok. Burası biz kimiz alanı. Şu default controller'da var mı? Default controller'da da olması çok mümkün değil. Biz bunu nereye koymuştuk acaba? Servisin içinde değil. Normalde backend'de testimonial'ımız var mı? Bizim ona bir bakalım. Normalde testimonial tablomuz şöyle var. Bir tane listeliyoruz. Yani execute ettiğimizde verilerimiz de geliyor. Peki tablo olarak ne diye tutmuşuz? Testimonial tutmuşuz. Peki bu area'da tam olarak nerede bu area'da testimonial alanı? Bir bakayım şuna. Ben göremedim bunu. Tamam, buldum sanırım. Şöyle default our testimonial component partial bir komponentin içinde. Hemen şunları kapattım bir dakika. Default our testimonial component partial. Şunları da bir kapatalım. Şöyle. Şimdi default our testimonial component partial. Nereden geliyor? View component'te default our testimonial. Bakın şurada component partial. Şimdi burası testimonial'dan getiriyor. Tamam, çok güzel. Peki views klasörü içerisinde testimonial'a gidelim. Bakın şurada. Tamam, burası da güzel. Referanslarımız, müşteri ilişkilerine değer veriyoruz. Memnun müşteriler falan bir şeyler yazıyor burada ama yani bu çok da böyle şey değil. Şunun bir orijinal tasarımına bir bakayım arkadaşlar tekrar. Şöyle starter'a geldim. İndeksten çalıştıralım. Ctrl Shift W dedim. Şuradaki karşılığına bir bakmak istiyorum. Burada nasıl geliyormuş burası? Şöyle. We value client relationships. Müşteri ilişkilerine değer veriyoruz. Şimdi bizim müşterilerimiz burası. Bir dakika. Şimdi burayla biraz oynayalım. Şimdi referanslarımız tamam. Müşteri ilişkilerine değer veriyoruz. Yani işte müşteri ilişkilerine yanlış yazmışız bu arada. İlişkilerine diyelim. Müşteri ilişkilerine değer veriyoruz. Memnun müşteriler. Yani memnun müşteriler değil de toplam müşterimiz. Toplam müşterimiz. Burada işte bir şey yazsın. 123. Tamam, 123 kalabilir. Ya bunu daha böyle dinamik hale getirebilirsiniz. Güzel. Ondan sonra acentamızla iletişime geçin diye bir kısım var. Bir yere gidiyorum, bir yere gitmiyorum. Yani bir yere de gidebilir. Yani yapılır artık. Ctrl Shift W dedim. Uygulama tekrar çalışsın buradan. Şöyle aşağı doğru indim. Bakın şimdi burada 3 4 4 tane yorum var. Şunları da bir Türkçeleştirelim ve daha dinamik ve daha böyle güzel bir içerik oluşsun burada. Mesela 1 diyelim. 1 mesela diyelim ki 1 yurt dışından ev almak ile ilgili ciddi kaygılarım vardı. Real estate ekibi sayesinde evimi aldım. Teşekkürler diyelim. Ondan sonra 2 Türkiye'de emlak piyasası ciddi anlamda uçuk fiyatlara ulaşmış durumda. Real estate hem alıcı hem de satıcı tarafında çok çok cazip teklifler sunuyor. Sonra 3 mesela işte ne diyelim işte öğrenci evine çıkabilmek için kimse bize ev vermezken hatta öğrenciler olarak diyelim öğrenciler olarak eve çıkabilmek için kimse bize ev vermezken real estate ekibiyle tanıştık. Çok güzel 3 artı hatta şey, 4 artı 1 evi merkezi konumda uygun fiyatla kiraladık diyelim ve 4 bir yenileyelim sayfayı buradan F5 dedim. Şimdi burada bakın gayet güzel. Tamam 4'ü de verelim. Yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, CEO. CEO olmasın. Burayı title'ını değiştirmiş de CEO değil de öğrenci olsun. Öğrenci ve muhasebe sorumlusu. Mesela 4 diyelim ki yeni ofis ararken adeta çıldırmışcasına yapılan emlak fiyat artışından sonra real estate ve real estate fiyatları
ile tanışmak, real estate ve real estate fiyatları ile tanışmak, çölde suya kavuşmak gibi oldu. Böyle bir şeyler yazsın. Geldim buraya. Şimdi burada sayfamı bir kere daha yeniliyorum. Bakın yeniledikten sonra şöyle 4 numaraya geldiğimiz zaman bu şekilde gayet istediğimiz formatta gelmiş oldu. Şurada 123 ifadesi yerine daha mesela tutarlı bir şey verilebilir. Örnek veriyorum işte. Yani burada toplam şey yazılabilir. Yani toplam kaç tane müşteri, kaç tane emlakçı, işte kaç tane çalışan var. Mesela biz buna şey 286 hatta 2867 olsun. Ya da 286 olsun daha tutarlı bir şey olsun. CTRL Shift W dedim. Şimdi verilerimizi burada artık son düzenlemelerimizi yapıyoruz zaten. Şimdi burada bu kısımda gelmiş oldu. Şöyle bakın 286 güzel. Şimdi burası tamam. Burası tamamen dinamik olarak gelmeliydi. Şimdi şöyle sekmeyi yinele diyelim. Şimdi burası servisler olarak geliyor galiba. Peki bu dinamik midir? Ona bir bakmak gerekiyor. Aa, yanlış yeri kapattım. Bir saniye. Şöyle default index tekrar açalım. Default index'i yeniden açtım. Burası default sub feature component partial. İşte burayı şimdi açmam gerekiyor. Şöyle view'e geldim. Default sub feature component partial. Yani şurası. Şimdi burası dinamik olarak gelmiyor. Sub feature diye geçiyor burası. Sub feature'ın tablosu var mı? Var. Sub feature'ın tablosu var. İkon, tab title, main title, description ve subtitle demişiz. İkon, tab title, main title ve subtitle dediği, subtitle dediği şu bir de description. Tamam süper. Şimdi biz bunu dinamik hale getirebiliriz. Peki bunun burada bir karşılığı var mı? Sub feature'ın sanırım burada bir karşılığı yok. Evet yok. Bunu önce API tarafında hemen hazırlayalım. Şimdi şöyle burası kalsın. API tarafına geldim. API tarafı içerisinde. DTO'ma geldim şöyle. DTO tarafında sağ tuş ekle yeni bir tane klasör ismi. Sub feature DTO'su olsun. Sub feature DTO. Sağ tuş ekle yeni bir class ismi. Önce sadece result'ını yapalım. 90. dersten itibaren zaten komple son refaktörlere başlayacağız. Result sub feature DTO olsun. Result sub feature DTO'yu oluşturun. Prop tab tab. Public int bize bir tane sub feature ID lazım. Sub feature ID. Sonra public string. String'de ne varmış? İkon, tab title, ondan sonra main title ve subtitle. İkon diyelim. İkon. Şöyle top title, main title ve subtitle, top title, main title, subtitle ve son olarak description var. Şöyle description olarak bizi karşılayacak. Güzel. DTO'muzu yazdık. Şimdi repository'e geldim. Şöyle sağ tuş ekle yeni bir tane item. Burası bir interface. Pardon, önce bir klasör ekleyelim. Şöyle bir klasör ismi sub feature repository'si olsun. Repository s. Sub feature repository'si sağ tuş ekle yeni bir tane item. Burası bir interface ismi i sub feature repository olsun. I sub feature repository. Daha sonra bir tane de class ekliyorum. İsmi sub feature repository olacak. Şöyle bunu sildim. Sub feature repository güzel. Şimdi burada kategoriden bir tane örnek alabiliriz. Bir listeleme işlemi gerçekleştireceğiz. Kopyaladım. Geldim bunu interface'e yapıştırdım. Result sub feature DTO gelecek. Get all sub feature asynchronic olsun burası da. Sub feature asynchron olarak yazdım. Sonra kategori repository'i açtım. Önce şuraya geldim. 2 nokta üstü i sub feature repository'den miras al. İlgili namespace'i buraya geçtim. Daha sonra şurada private read only context'imi kopyaladım. Geldim şuraya geçtim. Sınıfın ismini değiştirdim. Şuraya asenkron olarak işaretledim. Sonrasında da bütün verilerin listelendiği şu metodu geldim. Kopyaladım. Onu da şöyle şuranın içine yapıştırmış oldum. Ve DTO'ları bu şekilde eşleştirdim. Böylece hata ortadan kalktı. Burası da sub feature olacak. Tablomuzun ismi doğru mudur? Burası da doğru. Güzel. Böylece bu kısmı tamamladık. Şimdi bunu controller'ı da çağıralım şöyle. Sağ tuşa ekle yeni bir tane controller. Bir API controller olacak. API controller'ımızın ismi sub features controller olsun şöyle. Sub features controller olarak yazmış olalım. Geldim buraya. Private read only i sub feature repository'dan bir tane field örnekleyip constructor olarak geçtim bunu. Sonrasında geldim buraya köşeli parantez http get in the malta public action result get sub feature list olsun.
Şöyle asenkron ve task'i de ekleyelim. Asenkron ve task'i de buraya eklemiş olduk. Güzel. Sonra şuraya var values eşittir alt tire sub feature repository nokta ilgili metot. Sonra return of values. Şuraya da bir await keyword'ı ekleyelim. Güzel. Sonra program CS'e geldim. Bunları temizleyeceğiz arkadaşlar. 90. dersten itibaren artık bunlara başlarız. I sub feature repository'i gördüğün zaman sub feature repository'i içer. Yani büyük ölçüde tamamlandı aslında uygulama. Şimdi şöyle Ctrl F5 diyelim. Bir API ayağa kalksın. Bir bakalım nasıl oldu. Beraber görelim. Şöyle sub feature'a geldim. Tabii sub feature'da hiç değer yok. Mesela A yazalım şöyle. A. Hepsi A olsun. Şurası da komple B olsun. İki tane hatta üç tane değer olsun. C olsun burası da. Güzel. Geldim tarayıcıma tekrar. Sub feature tarafına. Şöyle bakın burada. Try to execute ettim. Zaten sadece get isteği var. Bu da başarılı bir şekilde çalıştı. Gelecek derste bunun konsümünü yapacağız. Burası kaldı. Ondan sonra günün 3 fırsatı var. Bu günün 3 fırsatı ayrı bir tabloda olmalı aslında. Deal of the day gibi günün 3 fırsatında hani buna ayrı bir sütun ekleriz. Bu ayrıca gelir. Ondan sonra şurada bilmem markalarla ilgili bir şey planlamadım. Böyle böyle sona doğru geliyoruz. Devam edeceğiz.